Analiz açmak için de. Efendim o. Onlar bize göre değişmesin. Masalar fiyatı 3'e katlayıp hepsini satıyorsan Hastane ve Sağlık Bakanlığı. Çevik Ortaokulumuz 1200 öğrencisi bulunan bizim merkezde Şehzade şehrimizde önemli okullarımızdan bir tanesi. Bakanlığımız tarafından yıkım kararı alındıktan sonra biz binamızı yıktık. Şu an orası zaten temizlendi. Bundan sonraki süreçte de biz de aynı şekilde bu okulun yapımı noktasında planlama yapıyorduk. Ama Mustafa abi, Mustafa Ali Bayar beyefendi geldi. Sağ olsun kendisi gönüllü olarak bu okul yapımı noktasında biz de ihtimal kurduk. Her şey senler, belediye başkanı, senimiz. Biz de Sayın Valimize arz ettik. Bugün burada 32 derslikli bir ortaokulun yapımı için beraberiz. Ben bu niyeti ve gayretinden dolayı Mustafa Ali Bayar'a çok teşekkür ediyorum. Saygılarımı arz ediyorum efendim. Müslümet evladı, ben de hepinizi saygıyla selamlıyorum. Şehzadeler ilçemizin kalbinde, uzun yıllardır ilçemizin eğitim öğretim hayatına ciddi katkılarda bulunmuş olan Rıza Çevik Okulumuz. Bina büyük olduğu için, yıkım kararı olduğu için belediyemiz tarafından yıkılmış ve arsa temizlenmişti. Tekrar yeniden yapımıyla ilgili proje çalışmalarının tamamlandığı esnada çok değerli büyüğümüz Mustafa Ali Bayar çıktı geldi ki yıllarca bu okulun bahçesinde zaten bir hayırsever olarak iftar veriyordu. Allah biliyor ya ben yanıma gelirken ben acaba bu sene Ramazan'da iftar verebilecek miyiz? Pandemi müsaade ediyor mu? Bunu konuşacağımız durum varken dedi ki ben bir takım birikimler yaptım ve bu okulu yapmak istiyorum dedi. Ben de çok mutlu oldum. Konuyu hemen Milli Eğitimimizle, Sayın Valimizle görüştük, arz ettik. Ve nihayetinde bakanlık onayı da alındı. İnşallah bugün burada bu protokolü imzalıyoruz. Ben Mustafa Ali Bayar abimize çok teşekkür ediyoruz. Tüm hemşerilerim, çocuklarımız, öğrencilerimiz adına. Rabbim sağlıklı, hayırlı, mutlu, huzurlu, uzun ömürler versin. Tüm sevdikleriyle birlikte. Aileyi tebrik ediyorum. Gerçekten de yapılacak en güzel hayırlardan birisi okul hayırıdır. Ve orada eğitim öğretim devam ettikçe, öğrencilere birer harf öğretildikçe sevaphanemize bunlar yazılacaktır. Biz de Şehzadeler Belediyesi olarak bu noktada hem proje noktasında destek oluyoruz hem de inşallah çevre düzenlemesi noktasında da destek olacağız. Zaten ilçemizdeki bütün okullarda her gün bir ekibimiz mutlaka çalışıyor. Bütün okullara yasalar ve imkanlar nispetinde bugüne kadar destek olduk. Bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. İnşallah bu projelerde hayırseverimiz Mustafa Ali Bayar'ın hemen yanında olarak her zaman destekçisi, tamamlayıcısı olmak için çaba ve gayret sarf edeceğiz. Ben tekrar kendisini, ailesini kutluyorum, tebrik ediyorum. Tüm hemşerilerimiz adına şükranlarımı sunuyorum. İmzalanan protokolün hayırlı olmasını, kazasız belasız tamamlanıp sağlık ve afiyet içerisinde hizmete alınmasını Hüce Mevla'dan niyaz ediyorum. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun ben de. Hanımın adına, o da mehvat etti 8 sene var. İşte nasip bugün olmuş. Yani bu okul bizim için çok büyük bir şey oldu ya, onur meselesi oldu yani, güzel oldu. İnşallah yapacağız bunu mutlulukla. Sizlere teslim edeceğiz yani, hayırlısıyla devam edeceğiz yani. Size şunu söyleyeyim. Allah herkese bir şekilde bazı kişilere serveti nasip edebiliyor. Ancak her şey bu dünyada kalıp gidiyor. Evet, evet. Görüştüğümüz. Allah herkese geceden versin, sağlık, sıhhat versin. Ama kalıcı olan şey bu dünyada bıraktığımız şeylerdir. Ben burada bu yapacağınız hayırla öncelikle hem eşinizin adının sürekli olarak yaşayacak hem de onu yaptıran olarak sizin adınızda orada dolaylı olarak yaşayacak ama onlardan daha da önemlisi orada okuyan her çocuk onun sevabı sizin hanenize yazılacak. Bunlar olmaz. Yani onun için bu çok farklı bir hayır, önemli bir hayır bu anlamda. Ve bireysel anlamda düşündüğümüzde böyle ama ülke genel açısından baktığımızda da ben şunu görüyorum. Çalıştığım diğer illerle kıyasladığımda bir yerde hayırseverlik duygusu ne kadar yüksekse, insanların paylaşma duygusu ne kadar yüksekse, ben demeyip sadece aynı zamanda memleketim diye bilen insanların sayısı ne kadar çoksa, orası o kadar çok gelişmiş ve kalkınmış olur. Yoksa bireysel zenginliklerle kalkınan gelişen bir il ben görmedim. Bunun
Türkiye'de örnekleri var, çalıştığım illerden örnekleri var. Örneğin görev yaptığım bir yerde o kadar çok zengin var ki, bireysel olarak tek tek baktığımızda belki Türkiye'nin önüne gelen ilk 10 illeri arasında yer alır. Ama gelişmişlik kriterlerine koyduğumuzda da belki Türkiye'nin en son 20 ili arasında gelir aslında kriter. Çünkü devlet her yere belli bir standartta hizmetini sunuyor. Burada da bu anlamda eğitim yatırımları anlamında gerçekten iyi durumda olan bir iliz. Şu anda 50'ye yakın milli eğitimin bina yapımı devam ediyor. Bunların tamamına yakın da okul olarak yapılıyor. Bazıları birkaç tanesi okulların eklentileri, spor salonu gibi. Ama neticede bu belli bir standarda getiriyor o ili. O standardın üstüne çıkaracak olan işte oradaki hayırseverler. Bu anlamda da memleketinize de aslında önemli bir katkıda bulunmuş oluyorsunuz. Bundan dolayı da size tebrik ediyorum. Allah hayranınızı kabul etsin. Okulumuz şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı olsun.